Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. E'udu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri vel eb'asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bi sinetil muttasıl ile nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza rafa'te ra'seke mines sucudi fela tuk'i kema yuk'il kelb ila ahiril hadis. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı darbaka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400-1450 sene sonrasını görmüş, peygamberlik gözüyle bakmış, onları bize uyarıyor. Bakın Efendimiz ne buyuruyor? İzâ râgatte fe ağlik bâbek. Gece uykuya yattığında, evet, besmele çekerek kapını kapat. Şimdi hırsız gelip soyuyor. Dişinden tırnağını bıraktırmış. Ev alacak, arsa alacak zavallı. Oğlana verecek. Hırsız onu takip etmiş. Bütün paraları, nişan takımlarını almış. Yalla uyurken. Sen kapını kilitlemedin. Kapını besmeleyle kapatmadın. Hırsızı davete çıkardın. Kapını kapatacaksın. Efendim öyle diyor bak. Uyuduğunda kapını besmele çekerek kapat. Neden? Evet. Lenne şeyatine lem yu'zen lehum en yeftahu baben muğlak. Besmele çekilerek kapatılan kapıyı şeytan açamaz. Hırsızı çalmaya kim gönderiyor? Şeytan gönderiyor. Onun adı da Ali Hasan. Müslüman inanıyor. Ama o anda unutturuyor. Git lan diyor, bedavadan çalışıp duracaksın ya. Şimdi hadi bütün altınları yığdı, sabahleyin nişan takımına götürecek. Al da gel diyor. Şeytan gönderiyor. Besmele çekerek kapıyı kapatırsanız sahte anahtar filan sokamaz. Korkar. Yakalanırım diye cesaret edemez. Besmele çekmezseniz maymuncuk alır, paranızı alır. Besmele çek. Besmele çekerseniz o besmele çekilen kilitlenmiş kapıyı besmele çekerek kilitlenmiş kapıyı. Besmele çekti, kapamadı. Allah'ın kanuna aykırı. Deveni sağlam bağla, ondan sonra bana tevekkül et. Emir var böyle. Kapını kilitleyeceksin ama besmele çek. Yoksa maymuncukla yine açar. Besmele çek, kilitle. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki, ben de buradan okuyorum efendim. Bebek, kapını kapat. Besmeleyle beraber demek ki eve girerken arkadaşlar indel huruc evden çıkarken ve duhul eve girerken ve leyl gece yatarken gece vel nehar gündüz kapıyı kapamak peygamberin sünnetidir. Oğluna kızına bunu anlatacaksın, öğreteceksin. Ben size öğretiyorum şimdi.
Sen de hanımına, kızına, oğluna, oğlum evden girdin mi kapıyı besmele çek, kapat. Evden çıktın besmele çek, kilitle. Oğlum diyeceksin. Kızına, hanımına öğreteceksin. Geceliğin de böyle, gündüzleyin böyle. Peygamberimiz geceliğin söyledi. Neden? Bu işler daha çok gece olduğu için, ama gündüz de böyledir. Bu sünnettir. Vevki sikak. Sık kurbanı, kırba kırba, su doldurulan kırbayı ağzını kapat. Neden? İçeriye akrep düşer, zehirli böcek düşer. Aha, bilmem ne kırım, bilmem nesi, bilmem ne hantı, mikrobu, virüsü. Aa, ne kadar güzel söylemiş bak. Çağlar ötesini görmüş. Ne kadar önemli. Kurtulamaz. Doktor ne yapsın ya çaresiz? Su kabının ağzını kapat. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kırba yok hocam. Aa, o zaman musluğu kapat. Musluğu kapat. Ne kadar bağırıyor adam. Su çok kıymetli diyor. İkide bir ilan ediyor. Aman diyor, suyu dikkatli kullanın. Peygamberin sünneti bu. Belediye başkanının bu sözüne kızıyorsan bile ona. Niye kızıyorsun ki? Haklı söylüyor adam. Peygamberin sözü var bak. Musluğunu kapat. Tatile gidiyor adam. Su saatini kapat. Bir yerden patla olur. Sonra altına kalkamazsın. O kadar çok para gelir ki su parası. Küfretmeye gidersin. Vebal senin. Güzel peygamberim bak diyor. Su kabını kapat. Ve hammir inek. Yemek kabını, meyve kabını kapat. Ağzına kapak koy. E şimdi efendim meyve şeyim var. Herkes buzdolabı. E buzdolabını kapat o zaman. Kapatamazsın. Elektriği keseceksin çünkü peygamber onu da söyleyecek. Kandilini söndür diyecek. Çünkü yıldırım düşer, zelzele olur, kontak yapar, evin yanar, elektriği keseceksin. Peygamberin sünneti bu, şimdi okuyacağım. Elektriği kesersen buzdolabındaki yemekler kokar. Yemekleri dışarı koyacaksın serin yere. O zaman üstünü kapat. Üstünü kapat. Hammir inek. Gene besmele çekerek. Kapını kapat. Tabağını kapat. Evet, şeytandan korumak için. Tabii peygamberimiz mikroptan bahsetti. Kimse anlamaz ki. Şeytandan korumak için diyor. E peygamberimizin şeytan dediği işte mikrobu alet edecek tabii o da. Mikrobu alet edecek. Zaten şeytan cinlendirdir. Cinlerin de oturduğu, kalktığı yer gübrelikler, pisliklerdir. Yedikleri de leşlerdir. Orada ne oluyor? Mikrop oluyor. Sinek ne getiriyor? Mikrop getiriyor. Orada pisliğe konuyor. Şeytandan korunun demesi doğru değil mi? Mikrop getiriyor üstünde. Kabını kapat. Su kabının üstünü kapat. Kolera, tifo, veba hastalığı gelmesin. Kapat. Evet. Besmele çekirse ne diyor bak? Besmele çek, kapıyı kapat. Cinler de gelmesin. Besmele, şeytan da cinlerden. Cinlerin de imanlısı var, ateisti var, anarşisti var. Şeytan onların reisi, anarşistlerin, kafirlerin reisi, cinlerin. Besmele çektin mi o eve giremez cin. Çekmedin mi Allah'a sığınmadan yatan adama gelir, zarar verebilir. Şimdi öyle bir rahatsız oluyor ki doktor dolaştırıyor adam. Ne para harcıyorlar. Doktorlar diyor ki bir şey yok ama sen de öyle bir şikayet ediyorsun ki çok önemli hastasın ama biz bir şey göremedik. Bilmem ne kopis bilmem ne yok aslı yok. Anarşist bir cin zarar vermiş ona. Arkadaş. Onun için kapat besmeleyle. Besmele çekildi mi o eve şeytan giremez. Cinlerin anarşisti kafiri giremez. Kitle besmeleyi çek. Öyle diyor. Vela yaftahu baben vela yu'zi sabiyen, bir çocuğa zarar veremez. Besmele çekersen, kapıyı kapatırsan. Evet. Sonra kapları kapatmakta emnun minel haşerat.
ağılı zehirli böceklerden emniyet vardır. Kapağını kapatmazsan gerir, içine girer, zehirini akıtır, yersin hadi gider. Ondan sonra dövünmeye başlarsın. Dövünmek de yanlış ya. Kadere itiraz etmiş oluyorsun. Hiç sevmiyor. Navha, evet. Niyaha, lanet sebebidir. Ölünün arkasında bağıra çağıra, dövüne dövüne ağlamak lanet sebebidir. Melun olur böyle yapan adam. Sen de tembih edeceksin. Ben böyle bir şey olursa ağlamayın, dövünmeyin diye. Aksi halde onlar dövünürken sana da işkence yapacaklar. Neden tembih etmedin diye. Ölen adama da eziyet ediyorsun. O bağırıp çağıranlar. Biz Müslümanız, kadere inanırız. Ama bunları yapacaksın. Bunları yapacaksın besmeleyle. Kapını kapatacaksın. Kapları da kapatacaksın ki haşerattan emin olasın. Evet. Geceleyin inen lanetlerden de korunasın. Nerede lanet? Homoseksüel var mı mahallenizde? Yahut şehrinizde? Var. Rüşvet yiyen yok mu mahallenizde, şehrinizde? Oo. Rüşvet alanda, verende melundur diyor Peygamberimiz. Lanet yiyor. Zalim yok mu hiç? Lanet yiyor. Homoseksüel olan yere lanet yiyor. Orada sen de varsın, ayrı yaşamıyorsun. Besmele çeker, kopadırsan kabını, kaplarını, Allah onu senin paratoner olur o besmele. Lanetten korunursun. Aksi halde rahatsız olursun. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Besmele çekildi mi uğrayamaz onlar. Uğrayamaz. Vatfî mısbâhek, kandilini söndür. Şimdi kandil bu, elektrik. Söndür. Kes. Tatile giderken saatten kes. Zelzele olur, kısa devre yapar, evin yanar. Allah korusun. Bir yanı senin ev kalsa, mahalleyi de yakarsın. Sebebi sen olursun. Bak peygamber söylüyor bunları. Yerine getirmedi mi sorumlu sensin. Sen. Kandilini söndür. Sobanı söndür demek değil mi bu? Ya. Sobayı söndürmüyor. Zehirli gaz hepsi öbür tarafa gidiyor. Ondan sonra dövünüyor. Sen ne biçim Müslümansın? Peygamberin dediğini yapmıyorsun hanımefendi, beyefendi. Kandilini söndür. Fînne şeytâne lâ yaftahu bâben ve lâ yahullu vikâen ve lâ yekşibu gıtâen. Besmele çekilerek kapatılan kapıyı açamaz. O suyun içine giremez. Ve besmele çekilerek örtüyü kaldıramaz. Ve innel fa'ratel fuvaysika tuhriku ala ehlil beyti beytehum. Evet, ocağı söndür, közlerini, korularını. Hani elektrik olmayan köydesin, dağ evindesin, yaylaya çıktın yaz tatiline, ocakla, odunlarla ısınıyorsun. Hani yaylaya çıktın, davarları, koyunları aldın çıktın, orada elektrik yok mesela. Odunları yatarken söndür, yoksa yanarsın. Yanarsın. Öyle, nasıl yanar? Yılan gelir, böce börtü sıcağa gelir onlar, ışığa gelir. Akrep gelir ısınmaya, fare gelir bir şeyler yemeye, çadırına alır diyor ateşi, kılı tutuşur, gelir senin yanına. Gelir senin yanına, o kıvılcımdan sen yorganın tuşur, sen uyanınca kadar işten geçer, kömür olursun. Veya sen kurtulsan da çocukların kalkamaz. Her gün gazetelerde okuyorsunuz. Efendimiz bütün bunları bize uyarmış. Gelir diyor fare, ateşi sağa sola götürür, mahalle yanar. Sen yanarsın. Aman diyor, dikkat et. Daha bitmedi. Ve la te'kul bişimalik, solunla yeme. Ve la teşrab bişimalik, solunla içme. Evet, bu sol el. Efendim solla yemek haram mı? Yok ya, biz haram demedik. Günah mı? Hayır demedik. Ama peygamber ne diyor? Sol elle yeme, sol elle içme dedi. Sağ elle içeceksin. Sağ elle yiyeceksin. Ya senin inandığın peygamber söylüyor ya bunu. Fenne şeytan ye'külü bi şimalihi ve yeşrebu bi şimalihi. Çünkü şeytan soluyla yer içer. Ve la temşi fi nalin vahide. Tek bir ayakkabıyla da yürüme.
Şimdi ayakkabının bağcığı var. Bağcık ayakkabı biliyorsun, yolda koptu. Bir tanesinin boyu koptu, fat 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 fat, birisi sağlam. Müslüman vakur olur, saygın olur. Bir ayağın fat 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 ettiği için toparlıyorsun, herkes nasıl gülüyorlar. Adama bak diye. Müslüman vakur olur. Onun için tek ayağın bağcığı çözüldüğü zaman dur, yürüme. Bağcığını bağla, öyle yürü. Evet. وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ وَلَا تَحْتَبِي فِي الدَّارِ مُغْضِبًا. Evet. Tek bağcığı çözülmüş ayakkabıyla yürümedin gibi elbisenin boynuna dalayarak da yürüme. Dikkat edersiniz, havalı gençler var böyle, olanlı, kızlı, karışık, değil mi? Buralarına dolayıyorlar şeylerini, herkese de hava atıyorlar, grup grup geziyorlar. Peygamber bunlar görmüş, ben peygamberin dediğini naklediyorum efendim. Elbisenizi boynunuza dolayarak yürümen diyor. Öyle işte, şimdi okuyorum ben de, hadis şimdi okuyorum. Evet, sonra sonra ellerini dizlerine bağlayıp öfkeli öfkeli evde oturma. Hadisin alt tarafı o. Şimdi yaptık ki böyle oturuyor. Böyle yapma diyor. Bunun çaresini ara. Mantığını çalıştır. Öfke geldi mi mantık çalışmaz. Biliyorsunuz, öfke geldi mi mantık çalışmadığı için yanlış yapar adam. Yunus Aleyhisselam, değil mi? Yunus Aleyhisselam Ninova, Urla'da, Musul, Kerkük, Urla'da peygamber olmuş. Orada işte Allah'a tapın demiş, putlara tapman, azgınlık yapman, zalim olman filan söylediyse de, uğraştıysa da kimse takmamış onu. O da Allah belanızı versin demiş, çekmiş gitmiş. Bir peygamber beddua edince, peygamber yahu bu. Kim beddua ederse etsin hemen götürürler de, hele bir peygamber olunca bu beddua olacak. Allah belanızı versin deymiş, çıkmış. Halbuki peygamberlerin yerinden ayrılması izne bağlı. Peygamberimiz herkesi gönderdi Mekke'den, kendi gitmedi. Bir Ebu Bekir kaldı, bir kendi, bir de Hazreti Ali. Herkes gitti. Cebrail geldi, sana da izin çıktı dedi. Ebu Bekir aldı, Hazreti Ali'yi döşeğine yatırdı, çıktı biliyorsun hicrette, öyle gelebildi. İzin çıkmadan öfkelenmiş ya, bunu düşünememiş. Hadi gelmiş Akdeniz'in kenarına Yunus Aleyhisselam. Geldikten sonra o bela alametleri başlamış. Kavmi aramış, pişman olmuş. Hakikaten onun dediği bela gelecek başlarına. Yunus Aleyhisselam'ı arıyorlar, bulamıyorlar. O çünkü denize gitti, kız da onları terk etti. Gemiye binmiş o öfkeyle. Gemi ha battı bacak, öyle bir dalga var ki müthiş. Gemi kaptan diyor ki, ben 30 senedir kaptanlık yapıyorum, böyle dalga fırtına görmedim. Aramızda bir uğursuz var diyor. Diyor ki, o da pişman olmuş. Ya ben o öfkeyle ayrılırken Allah'tan izin almayı unuttum. Kasıt yok, kafa çalışmamış. Onun için suç değil, zelle deniyor buna. Pişman olmuş. Kimseyi suçlama diyor kaptan, o suçlu benim diyor. Arkadaş diyor, hepimiz batalım mı? Seni denize atacağız diyor. Biz kurtulacağız. Evet. Bu bir genel kuraldır. Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Bir kişi batırılır, 100 kişi kurtulur. Onu batırmazsak herkes batacak çünkü. Yunus Aleyhisselam mı demişler, atmışlar denize böyle dedikten sonra. Ve kocaman bir balık yutmuş onu. Ya bırak hocam ya, hangi devirdesin ya? İnsan balık yutar mı ya? Arjantin'in Falkland adalarını harbinde bir İngiliz askerini yutmuş balık. Harp bitti, İngilizler yendi. Daha yakında oldu bu, geçmiş senelerde. Ben de gazetede okudum. Evet. Ondan sonra avlamışlar kocaman bir balığı.
Ana içinden adam çıkmış. Bir hafta içinde kalmış balığın. Geçmiş senadaki gazeteleri okuyabilirsiniz efendim. Olur mu demen işte oldu. Yeni oldu da. Üstelik oraya gelen bir de peygamber. Allah her şeye kadir. Balık yuttuktan sonra pişman olmuş. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Allah'ım ben izin almadan ayrıldım. Aklım o anda öfkeliydim. Düşünemedim. Kastım yok. Ya Rabbi affet beni. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ben kendime ettim. Kim sıkıntıda kalırsa bunu söylemeye devam ederse Yunus Aleyhisselam bunu söyleye söyleye balık kusuvermiş onu. Allah onu erittirmemiş. Kusuvermiş kenara. Kurtulur. Al sana bir reçete daha. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Bunalıyorsun, daralıyorsun. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Söyle bunu 100 defa, 300 defa, 1000 defa söyle. Evet, kurtulmuş. Evet, şimdi öyle diyor peygamber Kur'an-ı Kerim'de ve zennunu izzebe mugadiben fazanne ennen nakdir aleyhi fenada fi zulumati en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Enbiya suresinin 87. adetinde Nun sahibi, Nun balık demek. Balıklı hani balık karnına giden Yunus kavmine kızdı, çekti gitti. Sanki biz onu orada yakalayamayacağız mı zannetti. Bana bir ihtar var burada. Ama diyor o fiz zulümati karanlıklarda yani balın karnında karanlıklar değil mi orası? Şöyle söyledi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Böyle diye diye biz de onu kurtardık. Diyor orada yani de şimdi eve de gelmişsin evde oturuyorsun. Tedbir alsana yahu. Tedbir alamıyor ki herifin kafası öfkeli. Peygamber bile düşünemiş bak. Öfke geldiği zaman kafa çalışmaz. Sen de öyle evde öfkeli olarak durup durma. Ne güzel tavsiyeler bunlar. Hepimiz bu tavsiyelere uyacağız. Güzel peygamberimizin ona uymak niyetiyle yaparsak sırf bu yüzden belki cennete gideceğiz. En azından evimiz yanmayacak. Hasta olmayacağız. Bu zararlardan kurtulacağız. Onun için her biriniz çoluğuna çocuğuna bunları anlatsın.